diye. Yani sizinle konuştuğuna inanmıyor nedense. Gece abla, gece. Gece inanmıyor. Gündüz de konuşmaz diyordun, konuşmuş. Ya, bak, gündüz deme bak, şimdi... gece abla bu olay. Tamam Zeynel abi söyle. Bak inanmıyorsa inanmasın. Benimle hiç kesinlikle alakası yok. Bana ne ya arkadaş ya, bırakın ya. Gerçek söylüyorum bak. Benimle kesinlikle konuşmadım, alakası yok. Yani bir bilgim yok. Ya anladın mı? Ha benim ailem de bu arada sıkıntıya girdi, şey oldu. Pazartesi günü Allah izin verirse suç duyurusunda bulunacağım. Benim geçmiş şeylerimde, ailemde rahatsız oldu, evde huzursuz oldular hep. Yani bu böyle bir şey, yani bana ne Suzan'ın kaybolmuşundan gitmişinden ya. Ailen senin çıkmanı istemiyor ya zaten, sen ondan bunları söylüyorsun. İstediği yere şikayet edebilirsin. Yüksel mi? Karısı mı istemiyor? Karısı mı istemiyor? Karısı da istemiyor abla, başka birileriyle istemiyor ekran çıkmasına. Ama Zeynel Bey abuk subuk konuşuyor diyormuş yani. Ha, Zeynel Bey abuk subuk konuşuyor diye öyle diyormuş senin eşin Zeynel Bey. Yüksel eşin senin ekrana çıkmanı istemiyormuş. Ve bir dediği bir dediğini tutmuyor ablacığım. Ben yine diyorum ben çok bundan... Çok çelişkili konuşuyorsun tamam Yüksel Bey. Suçu yoksa adam akıllı konuş. Yok yani. Bir yardımcı olacak bir şeyim yok ki ya. Bak, Zeynel Bey'in sesi geç geliyor. Zeynel Bey bak gözünü seveyim. Şeref Bey senin şeyin ya, hemşerin ya. Aynı zamanda evine gidiyorsun, 77 yaşındaki adam var. Bizim onunla ilgili kayıtlarımız da var. Şimdi sen Şeref Bey'le konuştuğunda Şeref Bey'e diyorsun ki ben diyorsun Nuran'ı gece gördüm diyorsun. Saat de veriyor abla. Hayır gece 00 mı? 12 diyor abla. 12 diyor. Yani, el etmişsin yani daha doğrusu o sana el ediyor. Fakat sen arabanı almıyorsun. Sen şimdi yani köylün Şeref'e böyle anlatıyorsun. Fakat köylün Şeref'e konuştuğun gibi ekranda konuşmuyorsun. Bize de diyorsun ki ben hayır gece görmedim gündüz gördüm diyorsun. Acaba gece de görmüş ya, olabilir misin? Ben gerçek söylüyorum bak Şeref Bey'e ben öyle bir şey anlatmadım. Ha Şeref Bey yanlış anlamış olabilir. Yaşlı insan. Öyle bir şey anlatmadım. Ha, şimdi ben görmedim diyorum bak. Almadım, götürmedim. Ne gece ne şey. Valla şöyle söyleyeyim mi? Benimle hiç alakası olmayan bir götürüp şey. Götürüp götürmediğini bilmiyorum. Hı. Ama kadını görmüşsün. Kadını görmüşsün. Kadınla yani seni götürmeyeceğim demek bile onunla bir konuşma demektir. Normalde ben Türkçe konuşuyorum. Yani bir soru soruyor. Amca beni götür diyor. Sen de diyorsun ki Zeynel Beyciğim götürmeyeceğim. Ya. Dolayısıyla bu bir konuşma, bu bir diyalog ama kısa bir diyalog. Tamam mı? Kısa bir konuşma. Fakat... Ben şimdi sana bir şey söyleyelim. Söyle bak. Zeynel Bey. Bırak hocam. Ben bir şey söyleyeyim sana. Söyle bakayım. Yolda ben kaç tane insan göreyim? Kadın, kız, kaç tane insan göreyim? Akşam oradan geçtim, yayladan geliyordum. Kapılarında 3 tane bayan vardı. Uzaktan ağır geçtim. Saat kaçtı hatırlamıyorum ama arabamın ışıklarını yakmıştım. Hani akşamından arabanın ışıkları da yanıyordu. 3 tane bayan muhabbet ediyorlardı. Oradan geçtim. Niye eğlenip de ne sıkıntınız var? Ne muhabbet ediyoruz? Demek zorunda mıyım ya? Ya tabii ki değilsin. Ay bak Zeynel Bey laf kalabalığı yapıyorsun. Biz öyle bir şey söylemiyoruz. Bu bir. Tamam mı? Bu bir. Bunu bir aklına sok. Bu bir. İkincisi de sen oradan 3. viteste geçemezsin. Gökhan o yolu görünce stüdyo şefimiz de söyledi. Sevgili izleyiciler sizin yorumlarınızı da bekliyorum. O canlandırmayı Instagram'a da koyduk. Oradan 3. viteste o dar yoldan hafif de viraj var değil mi? Doğru gördük. Hafif de viraj var. 3. viteste gidemezsin. 1. viteste de 2. viteste gitme olasılığım var. Dolayısıyla ağır gittiğin için de oradaki her şeyi görmüş olma ihtimalim var. Çünkü sen etrafına ve başka kişilere de boyunu bile tarif ediyorsun Nuran'ın. Evli olduğunu, çocukları olduğunu bile biliyorsun. Türbanlı, etekli, uzun geniş elbise giyen biriydi diyorsun. Yani geniş elbise giyecek kadar Nuran'ı tarif ediyorsun. Üstüne üstü köyde bir kadın kaybolmuş diye sana söylüyorlar. Tamam mı kardeşim? Sana söylüyorlar. Arkasından diyorlar ki bak burada bir kadın kaybolmuş diyorlar. Sen de ben Nuran mı? Cemal'in gelini mi diyorsun? Nereden biliyorsun onun Cemal'in gelini olduğunu? Adını nereden biliyorsun? Ve bu kadar tarif ediyorsa kesinlikle almıştır arabayı abla. Bir insanı bir görmeyle bu kadar tarif edemez kimse. Duydun mu? Arabayı aldığını söylüyor Zeynel Bey. Hocası. Ya desene ya. O boş konuşuyor ya. Alakası yok. Kesinlikle alakası yok. Bak ekibinizi götüreceğim o yola. Gidelim. Tamam canlandırma yapalım. Arabama. Ekibinizle. Olur. Olur. Ekibinizle beraber o yolda 3. vites geçeceğim bak. Tamam. Ekibinizle beraber. Olur tamam yapalım. 3. vites, 4. vites geçeceğim. Yolu onlar da biliyor. Onlar da gördüler orayı biliyorlar. Yani... Ya Zeynel Bey. Alakası olmayan bir şey ya konuya. Gerçekten yani. Dün konuştuğumuz iddia ediyor. Şimdi daha önce karınızın çocuğuyla ilgili meseleler onu bilmem. O bir ihbarla geldi. Bir iddiaydı onlar tabii. Ama siz karınız Yüksel'le beraber başka bir adamın karısını kaçırmışsınız.
kaçırmışsınız. 15 gün sonra da kurtulup kadın kendi evine geri dönmüş. Döndü mü dönmedi mi, başka bir kadını karınızla beraber kaçırdınız mı kaçırmadınız mı? Başka bir adam karıyı kaçırmış, götürmüş, 15 gün sonra evine dönmüş kadın. Ama bizimle kesinlikle hiçbir alakası yok. Benim bu komşum, bu kaçan kişi. Ama bizimle bir alakası yok. Başka bir adamla gitmiş, 15 gün sonra evine gelmiş. Doğrudur. Yani siz karınızla beraber evli bir kadını kaçırmadınız. Öyle mi diyorsunuz? Hayır. Kendilerine de sorabilirsiniz. Kesinlikle. Sen gel buraya, benim karşıma gel, konuş, gel. Karşıma gel, konuş karşıma. Tamam, konuşacağız zaten, soracak sorularım, merak ettiğim şey onu da soracağım ama şükür.